Yılmaz abi. Çetin. İyi misin? İyiyim abi, iyiyim. Daha iyiyim. E oğlum niye zahmet ediyorsun? Yatıp dinlensene ya. Yok be abi, çalışmak iyi geliyor zaten. Kafamı dağıtıyorum. İyi bakalım. Ziyaların kafasını gözünü kırmışsınız. Kırdık abi, kırdık. Gaffur abiyle beraber ama görmen lazım. Gaffur abi nasıl girişiyor adamla. İyi. Gaffur kedi olalı bir fare tuttu demek. Ne kelam ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Haber evlat? İyidir baba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Çetin. Nasıl oldun? Daha iyiyim abi. Gayet iyiyim. Sağ olasın. İyi iyi. Sen bizim bu öğleden sonraki randevuları iptal et. Baba oğul bir konuşacağız. Daha mühim bir işimiz var. Baş üstüne. Neye üzülüyorsun acaba bu kadar? Şahane giden bir ilişkiyi mahvettin. Sen yaptın. Allah, lütfen başlama. Zaten çok canım yanıyor. Yanar tabii canın. Yanar çünkü zaten bu işi sen yaptın. Kendi kocanı Züleyha'nın kucağına sen ittin. Canı yanıyormuş. Beni üzmek için mi yapıyorsun şu an? Niye ben seni üzeyim? Seni üzmek için yapmadığımı sen çok iyi biliyorsun. O kadar çok konuştuk. Dil döktüm. Günlerce, aylarca yapma, yapma dedim. Dinlemiyorsun ki, dinlemedin. Bitti artık zaten. Korktuğumuz başımıza geldi. Bari bu saatten sonra akıllı ol ve dinle beni. Beni dinle. Ne yapacağım ki? Yılmaz yüzüme bile bakmıyor. Al konuş karşına. Konuş. Boşanma şartlarını söyle. Konuş. Ben boşanmak istemiyorum ki. Tamam Yılmaz boşanalım dedi ama yani hemen... Boşanmayacağım ki. Nasıl istemiyorsun? Boşanmak için elinden gelen her şeyi yaptın zaten. Her şeyi. İstemiyormuş. Bu saatten sonra dönüş yok. Olmaz. Adam Demir Yaman hastanede yatıyor ölmek üzere. Eğer ölürse Züleyha müebbet yer. Ne demek olduğunu biliyor musun sen bunun? Hadi tut ki ölmedi. Hayat boyu sürünecek hapiste ve senin suçun bu. Yaptığın şeylerin sonuçlarının farkında değilsin. Değilsin. Akıllı olacaksın, pazarlığa oturacaksın bu adamla. Anladın mı? Bir kere İstanbul'da en az 4 ev iste. En az 3'ünü kiraya veririz, bir tanesine biz otururuz. Nafaka alacaksın. En az 20.000 lira nafaka alacaksın. Bunlar Karun gibi zengin. Çocuğun var. Tabii ki onu herhalde süründürecek hali yok. Verecek o parayı. Başka bir çözüm yok artık. Anlıyor musun? Yok. Ağlayacak bir şey de yok. Bitti. Akıllı olacaksın biraz. Dinle beni. Başka bunun çözümü yok. Yılmaz buradan geri dönmez. Sen de yoluna bakacaksın artık. Ağlama. Aklını kullan o kadar.